Bir dakika Ümran, geliyorum, geliyorum. Tanımadınız galiba Haluk Giray Bey. Kendimi tanıtayım, Pierre Ramon. Pierre, şimdi tanıdım sizi. Fakat epeyce yaşlanmışsınız. Siz de öyle. Buyurun. Elinizi sıkabilir miyim? Elimi sıkmak isteyeceğinizi hiç sanmıyordum. Her şeyi unutmalıyız. Şu anda iki kardeşiz sadece. Demek biliyorsunuz her şeyi. Evet, biliyorum. Oturun. Adresinizi güçlükle bulabildim. Sizi görmem gerekiyordu. Hangi bakımdan? Yok, sakin olun. Her şeyden önce size Nüvit Hanım'dan bahsetmek istiyorum. Ne diyorsunuz? Nerede Nüvit? O tarihten beri izini kaybettim. Ne mektup ne de bir haber alabildim. Bunu da biliyorum. Yıllarca bin bir soru beynime yıldırımlar yağdırdı durdu. İşte ben şimdi size bütün bu soruların cevaplarını vereceğim Haluk Giray. Söze o müthiş olay gecesinden başlamam gerek. O gece ben eve tekrar döndüğüm zaman saat 2 sularıydı. İhtiyar uşağımızı büyük bir telaş içinde buldum. Monsieur Pierre, Monsieur Pierre! Ne? Nerede kaldınız? Babanız yarım saatten beri kütüphanede cansız yatıyor. Baba! Baba! Alex! Siz burada mıydınız? Evet. Ne işiniz var burada? Yoksa... Evet, babanızı ben öldürdüm. Generali ben öldürdüm. Niçin? Sebep neydi? Niçin diyorum size? Konuşsanız da cevap verin! Bunun sebepsiz olmayacağı ortada değil mi Monsieur Pierre? Ortada bir şey varsa o da adice bir cinayet işlemeniz. Buraya niçin geldiniz madem? Söyleyin! Niçin bu felaketi yarattınız? General bana telefon etti. Beni buraya çağırdı. Çok önemli bir mesele var. Acele geliniz dedi. O kadar ısrar etti ki isteğini yerine getirmek zorunda kaldım. Acayip. Peki siz o sırada neredeydiniz? Kiminle beraberdiniz? Evde kocamla beraberdim. Ali Rıza eve gelirken küçük bir kaza geçirmiş. Onun bakımıyla meşguldüm. O halde babam sizin için buraya çağırmış. İşte ben de bunu merak ettiğim için koşup geldim ya. Monsieur Pierre, babanız General Ramon'u çok dürüst bir insan olarak tanırdım. Meğerse o evli, namuslu bir kadına göz koyacak kadar aşağılık duygulara sahipmiş. Menfur emelini gerçekleştirebilmek için beni buraya adi bir hileyle çağırmış. Maksadını anlayınca müdafaa zorunda kaldım. Yalan! Babam böyle bir şey yapmaz. Yapsa bile onu boğmanız mı lazımdı? Onu boğduğunuzu, öldürdüğünüzü öyle mi? Bana tecavüze kalkınca şuurumu kaybettim adeta. Ne yaptığımı bilmiyorum. Onu öldürmek istememiştim. Bana inanın. Yalvarırım, inanın bana. Ben de ellerinizi o kadar güzel, öyle narin bulurdum ki... meğer onlar bir canavarın pençesinde farksızmış. Katil kadın! Şimdi harp divanına verilecek kurşuna dizileceksiniz.